Ali Yerlikaya tam olarak nerede yer buluyor o zaman bu düzende kendine? Ben bunu hakikaten merak ettiğim için soruyorum. Ya bir kere şunu söylemek gerekiyor bak. Burada üç kritik noktayı ifade edebilirim. Ali Yerlikaya iyi niyetli bir biçimde operasyon yapıyor mu? Yapıyor. Tamam mı? Emniyet teşkilatında da böyle kişiler var mıdır? Süleyman Soylu'nun polislerinden arındığımıza göre vardır. Amenna. Tamam mı? Ama Türkiye'de sistemin anlaşılabilmesi için bizim bakmamız gereken tek yer sistemin kendisidir. Tek adam rejimidir yani. Bu ne demek? Bu şu demek. Bu operasyonlar nereye kadar gidebilir? Sorusunun soru işareti demek. Çünkü Yakalıyor, Türkiye'de ön kapıdan yakalıyor, arka kapıdan salıyorlarsa da ayrı bir konu tabii. ya ön kapıdan yakalayıp arka kapıdan salmıyorlar bu dönem. Ama ipin ucunu öyle bir tutuyorlar ki istendiği yere kadar gidecek şekilde. Ben bir şey söyleyeyim. Ben de çeşitli dosyaları var. Hadi Ali Yerlikaya Yeşildağ ailesine de yürüsün burada. Söylemek istediğim bu. Yeşil derken bu meşhur yeşil. Hayır, Yeşildağ ailesine Ha, yani yeşil mi aile? Ben de tam Susurluk yeşiline gitti. Ali Yeşildağ, Zeki Yeşildağ, Ali Yeşildağ'ın ne olduğunu bilmiyoruz bu arada. Hani seçimden önce anlatıyordu. İşte Hasan Yeşildağ ve Zeki Yeşildağ gitsinler yani. Biz biliyoruz hala neler oluyor belediyelerde filan. Buraya uzansınlar. Niye? Mesela niye uzanmıyorlar? Niye buralardaki kaçaklar, buralardaki kaçak yapılaşmalar, buralarda yapılan çeşitli sahtekarlıklar gündeme alınmıyor? Çok basit bir cevap var buranın. Gidilebilecek yer belli. Yeşildağlar kimler? Erdoğan ailesinin en büyük ahbapları. Verilen paylar belli bu ahbaplık ilişkileri üzerinden. Bu payların tümünün kamuya zararları belli. Bunları konuşamayacağız tabii. Bunu ifade etmeye çalışıyorum. Yani nereye gidecek sorusunun cevabı da buralarda bir yerlerde gizli. Ha ama şu olmayacak. Türkiye gerçekten Süleyman Soylu döneminde bir mafya cumhuriyetine dönüşmüş. Devlet burada birkaç refleks göstermiş. Bu reflekslerden bir tanesi ya gerçekten bu uyuşturucu falan derken bu devlet yıkılıyor galiba refleksi. Gerçek bir korku. Bir diğeri de ya biz her yerde gri listelerdeyiz. Uyuşturucu tacirleri cirit atıyor ülkede. Bunları engelleyemezsek zaten para yok hiç olmayacak. Refleksi. Bu reflekslerle hareket ediliyor aslında. Yine Ali Yerlikaya'yı bak ayrı bir yere koyuyorum. Ali Yerlikaya bir bürokrat. En Şu alt taraf. doğru mu bu arada? Ekrana verdim. Sen hani devam et yine ne olur. Ben bir görebilsem. Devlet Bahçeli nereye kadar izin verecek dersek daha doğru olmaz mı demiş de öyle bir şey. Kısmen, kısmen. Yani bu her konuda böyle değil. Tamam mı? Yani belli rant ilişkileri, belli illegal işler, Sinan Ateş cinayetinde gördüğümüz üzere ya da Sinan Ateş cinayetine bağlı bir biçimde Ankara'ya çıktığımız üzere, Ayhan Mora Kaplan meselesine çıktığımız üzere ya da Mersin Limanı'ndaki uyuşturucu iddialarına çıktığımız üzere buralarda MHP ve bir tedirginlik duyuyor ayrı. Yani Türkiye'nin çok önemli dosyaları olduğu için bu. Evet MHP'nin de buralarda bu Anayasa Mahkemesi, yargı, yeni bir düzen kurulması içinde de MHP'nin de olması konularında böyle çok yoğun gayretlerinin olduğunu görüyoruz biz. Ama bana göre bütün parça bu işlerdeki MHP değil elbette. Yani bu suç ortaklığının kimler arasında yapıldığına ve geçmişten bu yanadan kastım şu 22 yıllık süreç içerisinde ki AKP iktidarının Türkiye yönetiminde olduğu süre kim buralarda sıkıntılıysa kim pay sahibiyse onlar rahatsız oluyor yani. Ve en son karede aslında
biz bu işlerden, bu işlerin sonuna gidilebileceğinden ya da gidilmesi fikrinden kimin rahatsızlık duyabileceğini de çok net olarak biliyoruz.